Hocamı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, 5. oturumumuzu açıyoruz. Tabiin ve İslami ilimler başlıklı ve kıraat ve tefsir alt başlıklı 5. oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumumuzda 2 tebliğ sunulacak ve 2 müzakere yapılmış olacak. İlk tebliğimizi Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden öğretim görevlisi Cihat Çelik hocamız yapacak. Süre 20 dakika değerli hocam. Ardından da inşallah Abdullah Emin Çimen hocamız müzakeresini yapmış olacaklar. Buyurun lütfen. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocalarım, kıymetli hazirun. Benim sunumum tabiîn kıraat imamları ve sahabe etkileşimi. Sunumumda kıraat-ı aşere imamlarından tabiîne mensup olan 4 imamın hayatı, sahabe ile olan etkileşimleri, sahabeden aldıkları Kur'an-ı Kerim'i sahabeden mi aldıkları veyahut sahabeden hadis naklettikleri ve peygambere ulaşan isnatlar ile ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım. Kur'an ilimlerinin tedvini genel itibariyle tabiin döneminde hız kazanmış olup bu dönemde ilk olarak musaflar, kıraat, mecazül Kur'an ve lügat gibi ilimler ön plana çıkmıştır. Kıraat ve dil, Kur'an ilişkisini içeren lügat tefsirler de bu dönemde ilerlemiş ve yaygınlık kazanmıştır. Bilindiği üzere tabi'in dönemi alimleri kıraatlerini bizzat ashabtan öğrenmişlerdir. Tabi'in devrinin kıraat talimi ana hatlarıyla sahabe döneminin aynısıdır. Sahabe dönemindeki kıraat farklılıkları ve ihtilaflar sahabenin talebeleri konumundaki tabi'in döneminde de devam etmiştir. Kıraat ilmine dair ilk eserler de bu dönemde yazılmaya başlanmıştır. Hicri 2. asrın sonlarından itibaren kıraat imamları da birer ekol olmaya başlamıştır. Hicri 2. asrın ortalarında her beldenin halkı kendi kıraatlerini diğer beldelerdeki kıraatlere tercih etmeye başlayınca 7 kıraat imamı şöhret bulmuştur. Böylece Medine'de Nafi, Mekke'de İbni Kesir, Basra'da Ebu Amr, Şam'da İbni Amir, Küfe'de Asım, Hamza ve Kisai kıraatleri meşhur olmuştur. Ebu Bekir bin Mücahit, kıraat imamlarını ve temsil ettikleri kıraatleri belirler usuller koyarak sınırlamıştır, 7 ile sınırlamıştır. Daha sonraki dönemlerde ise Ebu Cafer, Yakub el-Hadrami ve Halef bin Hişam bu 7 imama eklenerek kıraat-ı aşere kavramı ortaya çıkmış ve bu tasnif İslam aleminde kabul görmüştür. Bu 10 kıraat imamı içerisinde Abdullah ibn Amir, Abdullah bin İbni Kesir, Asım bin Behdele ve Ebu Cafer tabi'in döneminin meşhur kurralarıdır. Bu imamlar yaşadıkları dönem içerisinde kendi kıraatlerini yaşadıkları belde halkına okumuş ve okutmuşlardır. Kendilerinden sonraki nesillere de raviler vasıtasıyla bu kıraatler günümüze kadar aktarılmıştır. Biz bu sunumumuzda genel İslam aleminde kabul görmüş olan kıraat-ı aşere imamlarını da içerisindeki tabiin olanları ele aldık. Kıraat imamlarının sayısı hakkında çeşitli ihtilaflı görüşler var ama genel kabul kıraat-ı aşere olarak 10 kıraat imamının içerisinde tabiinden olan 4 kıraat imamını ele alarak başlayacağız. Kıraat imamlarının sırası vefat tarihlerine göre sıralanmıştır. Birinci kıraat imamı İbni Amir, İmam İbni Amir el-Yahsubi, tam adı Ebu İmran Abdullah bin Amir bin Yezid el-Yahsubi olup Ürdün'ün Ruhab köyünde doğmuştur.
Tabiinden olan İbn Abir'in doğum tarihi hakkında farklı iki görüş bulunmaktadır. Talebelerinden Halil bin Yezid'in bizzat kendisinden naklettiğine göre doğumu Hicri 8'dir. Başka bir talebesi Yahya bin el-Zimari ise Ebu Ala el-Hamedani'nin rivayet ettiğine göre doğumu Hicri 21'dir. Yahsubi kabilesine mensup olan İbn Abir'in künyesi Ebu İmran olup kıraat ilminde kırmızı keftir ve Şam yöresinin kıraat imamıdır. 9 yaşında gittiği Şam'da vefatına kadar yaşamış, Hazreti Osman'a ulaştığı düşünülen rivayet silsilesi sebebiyle İbn Amir'in kıraatine Osmaniye kıraati diyenler vardır. Öğrencisi Yahya bin Haris Ez-Zimari, İbn Amir'in kıraatini Yahya bin kıraatini Eyüp bin Temim ve Irak bin Halid'e öğretmiştir. Bu ravilerden aktarılan İbn Amir kıraatinin usul ve adabı ravilerinden Hişam bin Ammar ve İbn Zekman tarafından sonraki nesillere aktarılmıştır. İbn Amir'in sahabe etkileşimi. İbn Amir kıraat ilmindeki ilk hocası, Kur'an-ı Kerim bizzat Hazreti Osman'dan öğrenen ashab-ı kiramdan Muire bin Şihab el-Mahzumi radıyallahu anh olup Hazreti Muaviye'nin halifeliği döneminde Şam'da Kur'an-ı Kerim dersi vermiştir. İbn Amir'in öğrencisi Halid bin Yezid'in naklettiğine göre Muire bin Şihab'ın haricinde sahabelerden Muaz bin Cebel, Ebu Derda, Fedale bin Ubeyde'den de ders almış. Hatta rivayet edildiğine göre Hazreti Osman'dan Kur'an-ı Kerim dinlemiştir. Zehebi rivayetleri değerlendirirken İbn Amir'in bu sahabilerden Kur'an'ın tamamını değil sadece bazı surelerini aldığını vurgulamaktadır. Yine İbnül Cezeri Muaz bin Cebel'den okumasıyla ilgili rivayeti zayıf bulmuş. Muaviye'den okuduğuna da dair rivayetlerin asılsız olduğunu belirtmiştir. Abdullah İbn Amir el-Yahsubi hadis ilmine de çok emek vermiştir. Sahabelerden Ebu Derda, Osman bin Affan, Zeyd bin Sabit, Fedale bin Ubeyd, Muaviye bin Ebi Sufyan, Numan bin Beşir, İdris el-Havlani, Vesile bin Eska gibi sahabelerden hadis rivayet ettiği söylenmiştir. Ancak İbn Amir'in Hicri 8 yılında doğduğu bilgisi göz önüne alındığında onun Osman bin Affan'ın vefatına kadar ki 22 yıllık süre boyunca karşılaşmış ve ondan rivayet almış olmasının olanak dahilinde olduğu değerlendirmektedir. Bu minvalde zikredilen sahabelerden çokça hadis rivayet etmesi kaçınılma olmalıdır. Fakat direkt sahabeden naklettiği hadislere baktığımız zaman İbn Amir el-Yahsubi genellikle direkt sahabeden aktardığı Muaviye bin Ebi Sufyan'dan gördüm, duydum, işittim, söyledi şeklinde hadisler rivayet etmiştir. İbn Amir'in isnadına, peygambere ulaşan isnadına baktığımız zaman Muire bin Eşşihab vasıtasıyla Ebu Derda, Osman bin Affan, Muaz bin Cebel ve Peygamber Efendimiz'e ulaşan bir silsileye sahiptir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Muaz bin Cebel ve Ebu Derda'dan Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin öğrendiği de bilgisini aktarmış olduk. İkinci imamımız İmam İbni Kesir. İmam İbni Kesir tam adı Ebu Mabet Abdullah bin Zandan bin Kesir bin Muttalip olan İbni Kesir Mekke'de Hicri 45 yılında doğmuştur. Hocalarından aldığı farklı okuyuşlardan kendi kıraatını oluşturan İbni Kesir'in Kur'an kıraati ilmindeki rumuzu daldir. İsfahan'dan Mekke'ye gelmiş bir aileye mensup olan İbni Kesir Fars asıllı olup ataları İran Kisrası tarafından Yemen'e, Sana'ya sürgün edilmiş. Habeşlerin kendilerini oradan da kovmalar üzerine Mekke'ye göç edip yerleşmişlerdir. Mekki, Kinani, Ebu Bekir, en çok da Ebu Mabet künyeleriyle anılan İbni Kesir, Mekke ulemasınca kendi döneminde kıraat otoritesi ve Mekke'nin kari güzel okuyanı, Mescid-i Haram'in okutanı kabul edilmiştir. Hitabeti kuvvetli, sözleri tesirli olan İbni Kesir, Kur'an tilavetinde manevi açıdan hazırlayabilmek için öğrencilerine dersten önce vaazlar verilmiş. İbni Kesir'in sahabe ile etkileşimi ise, tabiinden olan Eba Eyyub el-Ensari, Enes bin Malik, Abdullah bin Zübeyir gibi sahabelerle görüşen İbni Kesir, dönemin sika hadis ravilerinden olup, Mücahit bin Cebr, Dibras, İkrime el-Berberi, Abdullah bin Zübeyir, Abdurrahman bin Mutim, yine İbni Cüreyç, Hammad bin Seleme, İsmail bin Ümeyye gibi muhaddislerle hadis okutmuştur. Kendisi de tabi'in büyüklerinden Abdullah bin Abbas'ın azatlı kölesi Dibras, Mücahit bin Cebir ve Abdullah bin Saib'den kıraat öğrenmiştir. Hadis kitaplarını incelediğimiz zaman Abdullah İbni Kesir'in direkt sahabeden naklettiği hadisi bir tane hadise ulaşabildik. Bu da İbn Hacer el-Asqalani'nin El-İsabe adlı eserinde La tahsebenne kelimesinin La tahsebenne kesre ile okunduğu hadisini Lakit İbni Sabra İbni Mücahide İbni Kesir'e bildirdiğini ve İbni Kesir'in ömrünün sonuna kadar bu kelimeyi esre ile okuduğunu bildirmektedir. İbni Kesir'in kıraatlerini araştırdığımız zaman da evet gerçekten de ihtilafsız bir şekilde Kur'an-ı Kerim'deki bütün La tahsebenne kelimelerini La tahsebenne şeklinde okunmuştur.
diğer hadis rivayetlerinde yer almamaktadır ama bizim için bu da bir kaynaklık ifade eder. İbn-i Kesir'in Hazreti Peygamber'e ulaşan isnadına baktığımız zaman Ubeyb bin Ka'b ve Abdullah İbni Abbas vasıtasıyla Mücahit bin Cebir ve Dibras'tan Hazreti Peygamber'e kadar olan silsilesi ulaşmaktadır. Üçüncü imamımız İmam Asım bin Behdele, Küfe'de doğmuş olup tam adı Ebu Bekir bin Asım bin Behdele bin Ebun Necid el-Küfi'dir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte doğum tarihinin 45 olduğu tahmin edilmektedir. Tabi'in ulemasından olan ve El-Esedi künyesiyle anılan İmam Asım'ın kıraat ilminde kurumuzun nundur. Sesinin çok güzel olduğu, fesahat ve belagatinin kuvvetli olduğu, tevazu, takva ve güzel ahlakıyla herkesin takdirini topladığı rivayet edilen Asım'ın öğrencisi Şube, Asım'dan daha güzel Kur'an okuyan görmedim, gırtlağında zil var zannederdiniz demiştir. İmam Asım genç yaşta gözlerini kaybetmiştir. İmam Asım Hicri 127 yılında 80 yılı aşkın ömrünü geçirdiği Küfe'de, bir başka rivayette Şam'da vefat etmiştir. İmam Asım'ın sahabeyle etkileşimi, İmam Asım Hazreti Peygamber'le görüştükleri bilinen Ebu Rimse Rifa bin Yesribi ve Haris bin Hasan el-Bekri'ye küçük yaştayken yetişip kendilerinden hadis rivayet ettiğinden dolayı tabiinden sayılmıştır. Kaynakların bazısında Selman-ı Farisi, Abdullah İbni Mesud, Ebu Musa ile Şari, Ammar bin Yasir gibi sahabelerle görüştüğü zikredilmiş olsa da bu sahabelerin vefat tarihleri Hicri 45 yılından önce olması sebebiyle bunun mümkün olmadığı aşikardır. Burada bir parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Birinci gün yapılan oturum, dünkü yapılan oturumlarda tabiin kimliğini belirlerken çocuk yaşta sahabe yetişenlerin tabiinden sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bilgiler verildi. Eğer çocuk yaşta sahabe yetişenlerin tabiinden sayılıp sayılmayacağını dikkate alırsak İmam Asım Zir bin Hubeş'ten Muhadram tabiinden kıraat eğitimini almıştır. Hafız olan hocalarımız ya da hafızlık yapan bu müesseseyle ilgilenen hocalarımız bilir ki Kur'an'ın ezberlendiği en iyi yaş 8 ile 10 yaş arası ve bu yaşlarda ezberlenen Kur'an-ı Kerim kolay kolay unutulmaz. Eğer biz çocuk yaşta eğitim alan kimseleri tabiinden saymaz isek İmam Asım'ın günümüzde dünyanın en çok yerinde okutulan kıraatini 8-10 yaşlarında aldığını da söylememiz mümkün olabilir. İmam Asım'ın hadis rivayetlerine baktığımız zaman ise Zir bin Hubeş'ten çokça hadis naklettiği görülmüştür. Yalnız Zir bin Hubeş muhadram tabi olduğu beyan edilmektedir. İmam Asım'la ilgili de bir tane hadise ulaşabildik. Bu da Ebu Rimse'nin Rabia kabilesinin bazılarının kan davası sebebiyle veren el üstün olan eldir hadisinde Asım bin Behdel'e direkt Ebu Rimse'den hadisi rivayet etmiştir. İmam Asım'ın kıraat isnadına baktığımız zaman Hazreti Peygamber'e ulaşan isnadında Zir bin Hubeş ve Abdurrahman bin Es-Sülemi vasıtasıyla sahabelerden Osman bin Affan, Abdullah ibn Mesud, Zeyd bin Sabit, Ali bin Ebu Talip, Ubeyb bin Ka'b vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e kadar kıraat silsilesi ulaşmaktadır. Tabiinden olan sonuncu, dördüncü kıraat imamımız İmam Ebu Cafer'dir. İmam Ebu Cafer, tabiinden olan İmam Ebu Cafer'in tam adı Ebu Cafer Yezid bin Kaka el-Mahzumi el-Medeni'dir. Mescid-i Nebevi Hicri 63 yılında Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başlamış, vefatına kadar da bu göreve devam etmiştir. Bu sebeple kendisine Medine Kıraat İmamı denilmiştir. Ebu Cafer'den kıraat dersi alan talebeler arasında kendisinin meşhur ravileri olan İsa bin Verdan ile Süleyman bin Müslim el-Cemmaz, Kıraat-ı Seba imamlarından Nafi bin Abdurrahman, Ebu Amr bin Ala, Abdurrahman bin Zeyd Eslem bulunmaktadır. Mescid-i Nebevi'de Ramazan aylarında cehri namazlarda imamların arkasına durup olabilecek hataları düzeltmekle görevlendirilen Ebu Cafer'e Mescid-i Haram'ın imamlığı görevi de verilmiş. Abdullah bin Ömer bu görevinde kendisine bizzat fatihlik yapmıştır. Ebu Cafer Hicri 130 yılında Hicri 127-132 arasında farklılık gösteren rivayetlerde 90 yaşını aşmışken Medine'de vefat etmiştir. İmam Ebu Cafer'in sahabe ile olan etkileşimi ise sahabeden Abdullah bin Ayyaş'ın azatlısı olan Ebu Cafer hakkında bazı kaynaklarda Hazreti Peygamber'in zevcelerinden olan Ümmü Seleme'nin azatlısı olduğu yazılmıştır. Bu rivayet zayıf görülse de Ebu Cafer'in bizzat kendisinden nakledildiğine göre Ümmü Seleme küçükken onun başını okşayıp kendisine hayır duada bulunmuştur. Abdullah bin Ayyaş'ın azatlısı olduğu daha çok kavi görüşlerdendir.
Ebu Cafer'in Ebu Hureyre, Abdullah bin Ayyaş, Abdullah bin Abbas'tan kıraat dersleri aldığı gibi keza adı geçen sahabelerden Mervan bin Hakem ile Abdullah bin Ömer'den de hadis öğrendiği rivayet edilmiştir. Sahabelerden Zeyd bin Sabit'ten Kur'an dersleri aldığı ileri sürülmüş ise de Zehebi bu rivayetin güvenilir olmadığını beyan etmiştir. Hadis literatüründe yer alan hadisleri incelediğimizde Ebu Cafer'in Ebu Hureyre'den, Abdullah bin Ayyaş'tan ve Abdullah ibni Ömer'den naklettiği hadislerde Ebu Hureyre'yi yaparken gördüm, işittim, duydum rivayetleriyle bu sahabelerden bizzat hadis nakletmiştir. Ebu Cafer'in Hazreti Peygamber'e ulaşan isnadına baktığımız zaman ise direkt Ebu Cafer, Ebu Hureyre'den, Abdullah bin Ayyaş'tan ve Abdullah ibni Abbas'tan direkt Kur'an-ı Kerim alıp ardından Ubey bin Ka'b kıraatını Hazreti Peygamber üzerinden isnadı Hazreti Peygamber'e bu şekilde ulaşmaktadır. Sonuç olarak İslami ilimler içerisinde önemli bir yere sahip olan kıraat ilmi, Kur'an'ın lafzi yönünü ele alan bir ilim dalıdır. Bu ilmin günümüze kadar sistematik bir şekilde gelmesine tabi'in dönemi alimlerinin büyük rolü vardır. Kıraat ilminin içerisinde rivayetlerin isnat edildiği meşhur kıraat imamlarının bir kısmı da bu tabi'in neslindendir. Çalışmamızda bu imamlardan hangilerinin tabiinden olduğunu ve bu imamların sahabeler ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduklarını aktarmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Biz de Cihat Çelik hocamıza sunduğu tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabiinin önemli kıraat imamlarını bize tanıtmış oldu ve sahabeyle olan iletişimlerini bize sunmuş oldu. Tekrar teşekkür ederiz. Şimdi Cihat Çelik hocamızın müzakeresini yapmak üzere İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Abdullah Emin Çimen hocamıza sözü veriyorum. Buyurun Sayın Hocam. Süremiz 15 dakika. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hazırun, değerli hocalarım, sevgili gençler. Öncelikle Cihat Bey kardeşimizi bu tebliğ vesilesiyle tebrik etmek istiyorum. Tebliği ilk okuduğumda ismi görmemiştim. Demiştim ki kendi kendime herhalde bu doktora aşamasını geçmiş bir arkadaş. Şöyle bir mutluluk oluştu bende. Henüz yüksek lisansını yeni yapmış, doktoraya yeni gelmiş, yine başlamış bir arkadaşın böyle kapsamlı bir çalışma yapması kıraat ana bilim dalı adına sevindirici bir durum. Şöyle ki kıraat ana bilim dalı, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ana bilim dalı yakın bir geçmişe sahip bir ana bilim dalı. Diğer bütün İslami ilimlerdeki alanlar ilahiyat fakültelerinin ilk kurulduğu günden beri aşağı yukarı faaliyet gösterdikleri için büyük bir birikim oluşmuş alanlar. Allah'ın bir lütfu benim için bu alanın da kıraat alan bilim dalının da ilk kurucu hocası olmak nasip oldu 2010 yılında. Burada dekanlarımız var, yönetici hocalarımız var. Çokça karşılaştığımız, çokça birçok üniversitedeki hocamızdan duyduğum bir sıkıntıyı, halen de yaşamakta olduğumuz bir sıkıntıyı ve aşamadığımız bir sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde külliyetül Kur'anlar var. Kur'an-ı Kerim fakülteleri var. Biz de Kur'an-ı Kerim ana bilim dalını bir bağımsız bir ana bilim dalı gibi görmeyen, kıraat bölümünü, Kur'an-ı Kerim bölümünü önemsiz gören o kadar çok idareciyle karşılaşıyoruz ki, o kadar sıkıntılar yaşıyor ki arkadaşlarımız. Ya Kur'an-ı Kerim bir imam getiririz, öğretiriz. Bir camiden bir müezzin getirir, öğretiriz. Usulüyle yaklaşılıyor. Hatta bir ara Bursa İlahiyat'a gitmiştim. Süleyman Uludağ Hoca'nın da kulaklarını çınlatalım. Siz ne yapıyorsunuz? Boş işlerle uğraşıyorsunuz demişti bana. Bu şekilde bakılıyor büyük oranda hocalarımız tarafından. Şimdi bu genç kardeşimizin
bu alanda kendini yetiştirmesi bize ümit verici oldu. İnşallah bu alan daha birçok gencin bu işe yönelmesiyle gelişecek Türkiye'de. Bir sancılı olur doğumlar. Gençler ümitsizleşmesinler, ümitsizliğe kapılmasınlar. Bu alanda Allah'ın izniyle bir tefsir gibi, hadis gibi bağımsız olarak ileride Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde yerleşecek, güzel çalışmalar yapacak. Hocalarımızın kısmen de bilgisizliğinden kaynaklanan bu tür bize yönelik serzenişlerinin çok da yerinde olmadığı zaman içerisinde ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi tebliğ ile ilgili düşüncelerimi en sona bırakacağım. Çok fazla bir ilavem de olmayacak ama bu vesileyle katkı mahiyetinde birkaç hususa temas etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim ve kıraat ilimleri bağlamında. Şimdi dünden itibaren bakıyorum salondaki izleyicileri hatta saydım. Hanım izleyiciler çok daha fazla. O nedenle sözlerimin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhtereme eşi Hazreti Hafsa validemizin kıraatçiliğinden birkaç söz sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Hafsa validemiz diğer annelerimizden Hazreti Ayşe annemizden de daha farklı bir vasfı var, birçok vasfı var. Çok sayıda 60 civarı bildiğim kadarıyla hadis nakletmiş. Yani çok belki diğer hanımlara göre çok fazla değilse de kendine has Kur'an nushası olan bir sahabedir. Başta küçük kardeşi Abdullah bin Ömer olmak üzere birçok sahabeye hocalık yapmış, Kur'an eğitiminde hocalık yapmış bir hanımefendidir. İbnül Cezeri bu Hafsa validemizden özellikle bahseder. Sahabenin Kur'an bilgisi en zirvede olan insanlar arasında Hazreti Hafsa'yı zikreder. Hanımlar duyuyorsunuz değil mi? Kur'an bilgisiyle öne çıkmış bir hanımefendidir. Onun Hazreti Ömer Efendimiz döneminde cem edilen o asıl mushaf, mushafın korunmasında da çok önemli bir rolü vardır. Hazreti Ebu Bekir döneminde cem edilen mushaf, malumunuz Ebu Bekir Efendimiz vefat edince Hazreti Ömer'e intikal etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz hasta yatağında kendisinden sonra gelen halifeyi henüz belirlemediği için, seçkin bir heyetin belirlemesini vasiyet ettiği için mushafın ne olacağı konusunda bir olumsuzluk, bir şüphe olmasın diye mushafı kendi kızının evinde korunacak diye bir irade beyanında bulunmuştur. Ve düşünün, Arap ataerkil toplumunda, erkek egemen bir toplumda ne Ensar'dan ne de muhacirinden böyle bir konuda herhangi bir itiraz olduğunu ben bilmiyorum. Bir kadının evinde Allah'ın kitabı korunur mu? Biz erkekler varken yani bu kadar önemli bir iş için bir kadına emanet edilir mi endişesi duyulmamıştır o toplumda. Çok sayıda sahabiye Kur'an hocalığı yapması yanında birçok, yani bizim alanımız bu toplantının da başta olan tabi'in ulemasının da yetişmesine, Kur'ani ilimlerde, kıraat ilminde yetişmesine vesile olmuş bir hanımefendidir. Aklıma gelen bunlar Hazreti Hafsa ile ilgili. Çok konuyu çok fazla uzatmayayım. Efendim, şimdi Kur'an-ı Kerim'in günümüze intikalinde sahabe neslinin çabaları çok büyüktür tabi. Tabi'in ve sonraki dönemin ulemasının da gayretleri çok önemli. Bir tarif var İbnül Cezeri'nin ilk okuduğumda beni şaşırtmıştı.
ilk defa duyacak olan arkadaşlarımız için de belki ilginç olabilir. O tarifi sizinle paylaşayım. Bizim geleneksel Kur'an'ın nakli tariflerine aykırıdır bu tarif. Kıraatçilerin bakışıyla Ulumul Kur'an müelliflerinin bakışı arasındaki çok önemli ayrımlardan biridir. Şöyle der İbn-i Cezeri, اِنَّ الْاِعْتِمَادَ ف۪ي نَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى حِفْظِ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ Kur'an'ın günümüze naklinde, yani Kur'an'ın Allah'tan bize intikalinde ya da korunmasında asıl olan اِنَّ الْاِعْتِمَادَ ف۪ي نَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى الصُّدُورِ عَلَى الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ لَا عَلَى حِفْظِ لَا عَلَى حِفْظِ الْمَصَاحِفِ وَالْكُتُبِ Yani elimizdeki mushaflara, kitaplara isnat edilmesi değildir asıl Kur'an'ın korunması. Biz tefsirciler ya da ulumul Kur'ancılar olarak ne diyoruz? Yazılı metinle korunmuştur diyoruz. Kıraatçiler Kur'an'ın naklinin hıfz yoluyla, ezber yoluyla, şifahen hocadan Femi Muhsin'den alınan, ilk Femi Muhsin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onu sahabinin alışı ve onu sonraki nesillere aktarmasıyla kıyamete kadar da bu yolla korunacağını düşünür kıraatçiler. Kıraatlerin de mütevatirliği meselesi bu bakış açısıyla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Kıraatlerin isnadında aziz dinleyiciler hadisteki isnat metodundan farklı bir yaklaşım söz konusudur. Kıraatlerde isnat diye bir tez de ben hazırlattım bir öğrencime. Biz o çalışmada hadis mantalitesiyle bilinen bu isnat zincirini konu edinen yazılı metinlere çok fazla ulaşamadık. Yani bugün elimizde mevcut olan 7 kıraat imamının ya da 10 kıraat-ı aşerenin nakilleri yazılı olarak senet şeklinde günümüze intikal etmemiştir. Dolayısıyla kıraatlerin mütevatirliği ya da İbn-i Cezeri'nin daha sonra mütevatir görüşünden dönüş yapıp meşhur olduğu şeklinde kanaati de farklı bir düzlemde değerlendirilmelidir. Peki bu farklı okuyuşlar nereye dayanıyor aziz kardeşlerim? Farklı okuyuşların dayanağı aslında Kur'an'ın nazil olduğu ilk hitap çevresi olan Arap Yarımadası'nın farklı kabilelerinin okuyuşlarına da uygun şekilde nazil oluşudur. Yani Orta Arap Yarımadası'nda, ne bileyim Yemen'de, Hadramut bölgesinde, Hicaz bölgesinde çok farklı kabileler var. Yani aklıma gelen işte Temim, Kays, Beni Sa'd, Huzeyl, yani birçok kabile var. Her bir kabilenin kelimeleri farklı okuyuş şekilleri var. İnen vahyin bu kabilelerin de rahat okuyacağı şekilde telaffuz edilmesi söz konusu. Tahmin ediyorum ki inen vahiyler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen vahiyler, o bölgelerden insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret ettikçe onlara Resulullah Efendimiz o vahiyleri, o ayetleri okurken onların anlayacağı şekilde kendi kabilelerinin diliyle Resulullah Efendimiz o ayetleri o kabilelerin temsilcilerine okuyordu. Zaman zaman da Ensar ve Muhacirinin daha çok Medine'dedir. Medine-i Münevvere döneminde, yani Mekke'de bu kıraat farklılıklarının çok fazla gündeme geldiğine dair kaynaklarda bilgilere rastlamıyoruz. Medine döneminde İslam yayılmaya başladığı için, farklı kabileler İslam'la müşerref olmaya başladığı için onların lehçelerine uygun okuyuş şekilleri İslam toplumu içerisinde gündeme geliyor. Resulullah Efendimiz bazen namazlarda farklı bir coğrafyadan gelen Arap
Yarımadası'nın farklı bölgesinden gelen insanlar olmamasına rağmen sahabesini o farklı okuyuşlara da alıştırıyor. Böylece sahabe Kur'an'ın unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin ifadesindeki farklı şekillerde okunuşuna sahabe hazırlanmış oluyor. Süremiz daralıyor Sayın evet, Hocam. Evet. Birçok konu var ama herhalde bunları tebliğimizde inşallah sunacağız. Şimdi şuna temas etmek istiyorum muhterem hazırının huzurunda. Türkiye'de de bir çalışma yapıldı Musaflar Kurulu tarafından. Ali Yülkari'ye dayanan bir Kur'an hattımız var bizim. Ali Yülkari fetvasına dayanır bizim elimizdeki Türklerin kullandığı Kur'an-ı Kerim ve biz dünyada şu anda belki de bu hatla Kur'an-ı Kerim okuyan tek milletiz. Nedir o? Arap olmayanların Arap kaidelerine göre, Arap kurallarına göre Kur'an-ı Kerim'i yazıp yazamayacakları. Ama resm-i mushaf dediğimiz Kur'an-ı Kerim belli kelimelerin farklı şekillerde yazılışıyla, Arap kaideleri dışında yazılışıyla muhafaza edilip günümüze intikal etmiş. Musaflar Kurulu kaç sene oldu bilmiyorum. Arap dünyasında basılı olan Kur'an-ı Kerimlere yakın bir hat ile Kur'an-ı Kerim basılması gerektiğine dair bir karar aldı. Bunu siyasiler bedeli ağır olur diye henüz uygulayamadılar. Şimdi halifeliğin temel saç ayaklarından bir tanesi de mushaf baskısıdır. Kur'an-ı Kerimlerin baskısıdır. Osmanlı döneminde halifelik yazdırdığı mushaflarla, daha sonra matbaanın icadıyla bastırdığı mushaflarla o günün şartlarında yüz binlerce mushafı İslam dünyasının değişik yerlerine göndermiştir. Osmanlı'nın meşruiyetini zorlayan İngilizler çok önemli bir aktivitede bulunuyorlar. İşgal ettikleri Mısır'da eser ulemasına baskı yaparak 1920'lerin başlarında, yanlış hatırlamıyorsam 1918'de eser ulemasına bir fetva çıkarttırıyorlar. Bu fetvada Kur'an-ı Kerim'in hangi usullere göre basılacağı, hangi usullere göre yazılacağı esasları gündeme getiriliyor ama orada şu söyleniyor. Osmanlıların bastıkları, yani bugün elimizde olan Kur'anlar Peygamber Efendimiz döneminde nazil olan Kur'an'a uygun değildir. Dolayısıyla Osmanlı hilafeti Kur'an'a ihanet etmektedir. Red çıkan bir fetva yayınlatıyorlar İngilizler Eser ulemasına. Maalesef Eser uleması bugün de darbeyle iktidara gelen yönetimin en büyük payandalarından biridir. Ben kendim televizyonda Eser Şeyhi'nin o darbenin ilk günlerinde darbeciyle birlikte televizyonda canlı yayına çıktığını gördüm. Beklenir ki ulema bu tür tartışmaları siyasi zeminlerde değil de bilimsel zeminlerde ele alsın, incelesin. Hocam vaktim nedir? Toparlayalım. Peki. Birkaç kelam da bu metinle ilgili değerli hocamıza, meslektaşımıza arz etmek istiyorum. Bazı yazım hataları var, onları ben size ulaştırırım. Burada dört müellifi ele aldınız. Bunların diğer tabi'in kurralarıyla etkileşimlerini de tabi'in konusu olması vesilesiyle ele almanızı uygun görürüm. Dipnotların kullanımında bazı sıkıntılar var. Metinlerde sahabe iletişimi başlığı altında ele alırken naklettiğiniz hadisler ilk iki tabi'in için kıraat konuları dışındaki rivayetleri ele aldınız. Son iki müellifte direkt konuyla ilgili hadisler var ama onlar sanki konu dışı, yani kıraatle Kur'an-ı Kerim nakliyle ilgili olmayan hadisleri burada metne koymanız çok uygun gibi düşmedi. Bir de
hem Türkiye'de yapılan çalışmalar var bu tabiin nesliyle ilgili, kıraat etkileşimiyle ilgili. Hem de Arap dünyasında çokça ben biraz baktım muhasır çalışmalara. Onlara yer vermemişsiniz. Onları da bir gözden geçirip son haliyle yayınlarsanız daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de değerli hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii başta Cihat kardeşimize iltifatı önemli. Onun motivasyonu açısından inşallah çok güzel çalışmalara bir kapı aralamış olacak. Hocamız tabii genel bir değerlendirme yapmış oldu belki kıraat ilmiyle ilgili olarak. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci tebliğimizi sunmak üzere Doktor Profesör Doktor Halit Et-Turudi hocamıza söz vereceğiz. Kendisi tabiinin ahkam ayetlerinin tefsirinde nakli ve aklı kullanması beyne tavzifin nakli ve imal akli fi tefsir ayetil ahkam inde tabi'in başlığıyla tebliğini bize sunmuş olacak. Tefaddal ustad mudde 20 dakika inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şükran seyyidil kerim. أشكر القائمين على هذه على هذا المؤتمر يعني إدارة وجامعة وقسما وأخص بالشكر الدكتور أحمد البستنجي على أن منحني هذه الفرصة لكي أكون بينكم في هذه المناسبة السعيدة كي أتحدث عن التفسير وعن تاريخ التفسير وعن تاريخ التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقة تندرج ضمن الدراسات القرآنية المعاصرة. وعندما أقول الدراسات القرآنية المعاصرة لأنني حصرت هذه الورقة تحت مبحثين اثنين. المبحث الأول يتكلم عن المنهجية ويتكلم عن الحجية أو الحجة العلمية للاستدلال بقول التابعي أو بتأويل التابعي في التفسير، كيف خاض العلماء في ذلك، كيف وظفوا العلماء في ذلك. والنقطة الثانية أو المبحث الثاني في هذه الورقة يخوض قضية التأويل، وهذه يعني تستحق منهجية معاصرة خاصة عندما يقع عملية الجمع، جمع الأقوال وترتيبها ثم بعد ذلك بيان الذي يعتمد التوظيف، توظيف النقل من الذي يعتمد توظيف العقل. إذن هذه بخلاصة المنهجية التي أنا أعتمدها دائما في كتاباتي خاصة متعلقة بتاريخ التفسير. هي ليست منهجيتي إنما هي منهجية غربية نوعا ما، نظرا لأنه قد تبين في الدراسات المعاصرة أن الجامعات الإسلامية أو المؤسسات الدينية التي تدرس الدين هي قد حافظت على المستوى التقليدي في تدريس مادة الدين، وما تتضمن هذه المادة من علوم خاصة علوم التفسير وعلوم الحديث، فاعتمدت النقل. ولماذا؟ لأنه تعتبره من السند الصحيح الذي لابد أن يوظف في قضية التدريس، وهي منهجية قديمة موجودة في المؤسسات الدينية إلى اليوم. بينما المنهجية المعاصرة هي منهجية غربية نوعا ما، تعتمد المقارنة والتحليل. وعندما نقول المقارنة ليست المقابلة، المقارنة هو في حد ذاته نريد أن نرى المساحة التأويلية بين مفسر وآخر في قضية تطور المعاني وبالتالي تطور الفهم
وهذه هي القضية ما يسمى بقضية الهرمنوتيقية. هرمنوتيكس بالإنجليزية بالفرنسية هو علم التأويلية. إذن هذه الورقة تندرج في هذا الإطار. إذن ليست هي جمع وليست هي سرد، إنما هي مقارنة ثم دراسة المسافات التي بين المفسرين من حيث تطور الفهم، حتى نصل إلى الأسئلة المطروحة التي وضعناها في المقدمة. وهذه الأسئلة أنا اجتهدت أن تكون هذه الأسئلة منحصرة، خاصة يعني في الجزء الأول من المبحث الأول، هو كيف خاض مؤرخو التفسير قضايا لها علاقة بتأويل التابعي للنص القرآني. هل هؤلاء الناس وضعوا التأويل أو تأويل التابعي في خانة التفسير بالمأثور، أم أنه خطوة جديدة انطلق منها التفسير بالمأثور إلى ما يسمى بالتفسير بالرأي؟ هل أن هذا التفسير الذي يعتمد في جل أنواع التفسير التي بين أيدينا اليوم، هل هو من قبيل التفسير الاجتهادي الذي علم المفسرين من بعد كيف يجتهدون لاستنباط الحكم اقتداء بما فعل الصحابة أو اقتداء بما فعل التابعون؟ هذا هو موضوع الورقة. إذن الورقة ليست سردا، والورقة ليست رجوعا أو أخذا من التفسير وبيان أن المفسر هذا التابعي قد قال، لا، هو قال وانتهى ونحن نتفاعل مع قوله الأول اليوم. لماذا؟ لأنه إذا نحن اليوم وضعنا أمامنا قضية، لماذا كان التفسير في عهد التابعين ذا أهمية مهمة جدا في الفكر الإسلامي المعاصر اليوم؟ لأن هؤلاء الناس كانوا يطرحون الأسئلة، وكان السؤال يعني هو في حد ذاته محكوم بالواقع الذي يعيشه ذلك التابعي. إذن فالإجابة ستكون حتما من رحم ذلك الواقع. إذن على الدارس اليوم أن يضع في اعتباره هذا السياق التاريخي، وعلى الدارس أيضا والباحث وطالب العلم أن يضع في اعتباره السياق الاجتماعي والسياق السياسي والثقافي لعملية التأويل الذي يقوم به ذلك التابعي، حتى يعطينا نفسا جديدا أو خطوة جديدة، حتى لا يقف آفاقه الذي وقف عندها هذا التفسير في بعض الدهر. ولذلك عندما نحن نتوجه إلى فترة مهمة مثل هذه الفترة، وهي فترة التابعين التي تعتبر الفترة من أهم الفترات في صناعة العلوم، التي ساعدت بعد ذلك في تكوين المدارس، والتي انطلقت منها المذاهب، والتي أصبحت بعد ذلك الفرق إلى أن صارت حضارة إسلامية متكاملة. إذن موضوع التابعين ليس موضوع سرد، أو موضوع يعني هذا التابعي رجل صالح وهذا رجل يعني لم يفهم وهذا رجل مقطوع السند، لا، القضية هي قضية بناء فكري ورثناه لابد أن ندرسه في هذه السياقات. إذن أقول هذه الورقة يعني إشكاليتها أنها تقدم كما قلت دراسة مقارنة حول العملية التفسيرية. إذن فهي دراسة علمية في قضايا التفسير بالمأثور، كذلك حجية التوظيف العقلي وتوظيف النقلي في عملية بناء التفسير. هذا هو موضوع الورقة، وهذه الإشكالية والذي اندرج عنها كثير من الأسئلة. إذن قلت فيها مبحثان، مبحث الأول يتكلم على يعني القضايا لها علاقة بالحجية العلمية، يعني
كما نقول حجية السنة، نقول الحجية العلمية والفكرية لما قدمه التابعون من تأويلات تخص قضايا النص، لأن يعني التابعي هو جزء لا يتجزأ من السياق المعرفي الذي وجد فيه، فلا بد أن نكون نحن كباحثين مدركين لهذا السياق. ولذلك الحديث عن الحجية العلمية حديث مهم. عندما نقول الحجية العلمية، إذن سنأخذ يعني ما جملة من المصادر التي تناولت بالدراسة هؤلاء الناس من حيث مصداقية المعرفة التي قدمها التابعون عند تأويلاتهم للقرآن الكريم، ضعفهم لذلك، تقدمهم في المعرفة إلى غير ذلك. إذن عندنا من أهم المصادر التي ناولتها في المقدمة في هذه الورقة هو التفسير، تفسير الذهب، تفسير المفسرون للذهبي وابن تيمية. إذن ابن تيمية تكلم كثيرا عن التابعين، واعتبر أن التابعين هو عبارة عن يعني أعمال التابعين وأقوال التابعين وتفاسير التابعين هو تسلسل منطقي لعملية الوحي. إذن يحشر بما أنهم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إذن هم في هذه الخانة. فهؤلاء الناس يعني لم ينطقوا من فراغ، إنما انطلقوا من أسس بنتها الصحابة رضي الله عنهم، فأخذوا هذه المعارف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعون إذن قد أخذوا هذه المعارف من منبع الوحي، بينما المتقدمون من ذلك مثل التفسير والمفسرون للذهبي، وكذلك يوجد مصدر أنا لم أذكره في هذه الورقة، وهو محمد هادي معرفة، هو شيعي تكلم عن تاريخ التفسير وتكلم عن قضايا التابعين، لكن لم أذكره في هذه الورقة، فاكتفيت بالسني الذهبي فقط. ولذلك الذهبي عندما وضع قضايا التابعين في كتابه وضعه وكأنه مرحلة ليست عميقة في قضايا التفسير، إنما هي مرحلة لها علاقة ببعض القضايا الفقهية وبعض القضايا التي لها علاقة بمفهوم حكم شرعي معين، ثم مر إلى ذلك وهو يؤرخ لمدارس التفسير. إذن الذين يعني تكلموا في قضايا التأويل الخاص بالتابعين هم جملة من المستشرقين، وأقول جملة من المستشرقين لماذا؟ لأن اهتمامهم بالخطوة الأولى التي خطاها المسلمون في أوائل التاريخ لفهم هذا الكتاب، ولأنهم يعتبرون أن النص القرآني هو نص محوري، وكل العلوم التي يعني تتجه نحو هذا النص هو لتوظيف هذه العلوم لفهم هذا النص. إذن ولذلك قلت في أول الكلمة أن المدرستين تختلفان في تناول تاريخ التفسير. إذن إلى حد هذه اللحظة لم أدخل في ورقتي، فحبيت أقول هذه الكلمة وهذه المقدمة لماذا؟ لأن ليس من السهل جدا أن نؤرخ للتفسير، فالتفسير له علاقة مباشرة وقوية مع الكتاب، وكل ما يحاط من ذلك هو وظيفة لفهم هذا الكتاب، وهذا ما فعله التابعون، هذا ما فعله التابعون. قبل أن أبدأ في هذه الورقة ودراسة الجزء الثاني من الورقة، هو لماذا يعني كيف اخترت هذه المدونة لكي أتفاعل مع هذا الموضوع؟ لأن من مناهج البحث المعاصر هو أن تختار مدونة، والمدونة هو جملة من المصادر الأصلية التي تتفاعل مع الموضوع الذي أنت بصدد إنجازه. فأنا اخترت من جملة هذه المصادر، اخترت تفسير لها علاقة مباشرة بأعمال التابعين، مثل تفسير مقاتل بن سليمان، وتفسير الطبري،
وتفسير القرطبي وتفسير الكتاب تفسير ابن عطية كتاب المحرر الوجيز وكذلك تفسير الدر المنثور في تفسير المأثور للسيوطي. هذه التفاسير تعتزم أنها حوت لنا كما كبيرا من أقوال التابعين ومن أقوال يعني حتى الصحابة من قبلهم في فهم الآية. ولكننا عندما نتصفح هذه التفاسير نرى أنها وظفت أو وظفت هذه الأقوال لفهم الآية فقط، لم تعطنا مقدار فهم التابعي لهذه الآية أو قدرة التابعي على استيعاب هذا النص أو تفاعل التابعي لفهمه لهذا النص حتى تصبح عمل التفسير عملية متواصلة وعملية متطورة. وهذا هو الإشكال في التفسير القرآني في مصادره الأصلية، هو أننا نعتقد أن التفسير إما أن يكون بنص جاهز أو أن يكون برأي، وهذا هو في رأيي أنا كخالد أرى أن هذا ليس على الأقل بمقدار كبير من الصحة. نعم نوظف النص ولكن لابد أن نضع هذا النص في سياقه التاريخي، لأن القرآن الكريم يدعونا إلى قراءة مستجدة وقراءة متواصلة لاستنباط معانيه طبق الواقع وطبق الظروف الاجتماعية والظروف السياسية والمستوى والمناخ الثقافي الذي نعيشه فيه نحن اليوم. التابعي قتلتني نعم بدأت الآن يعني مثل هذه المهمة نأتيها بألاف الكيلومترات فقل لي 5 دقائق ماذا أفعل. إذن فكان التمرين هو في اعتماد آيتين من القرآن الكريم، لم نعتمد كثير من الآيات، اعتمدت آيتين في آيات الأحكام كيف تفاعل التابعون في فهم هذه الآيات من حيث نقلهم للروايات ومن حيث اجتهاداتهم. واخترت كلمة التفسير الأحكام لماذا؟ لأنني أعتقد وأن التابعي عندما تناول النص خاصة آيات الأحكام هي آية 280 من سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وفي الآية الثانية يعني وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. اخترت هاتين الآيتين لأن أردت أن أقول في هذه الورقة أن التابعي كان جاهزا وحاضرا لأن يستمع إلى سؤال الواقع، لأن التابعي كان يعيش ظروفه يعني كاملة لم يكن غائبا عن واقعه، ولذلك كان طرق الباب عن طريق السؤال فكان الجواب هو أعمال العقل تجاه هذا النص. ولذلك حضارة الإسلام هي حضارة فقه، فنحن ننظر إلى هذه الأعمال الكبيرة من لأنها أسئلة مطروحة في وقتها، وكان الفقيه أو المفسر يضع هذه الإجابة في مكانها لأنه كان واعيا تمام الوعي على أن هذا السؤال لابد له من إجابة كافية وشافية لهذا الواقع الذي يتطلب منه الإجابة. فأخذت هاتين الآيتين وبينت أن التابعين لم يكتفوا بقضية النقل، وكانت يعني أعمالهم في آيات الأحكام هي أعمال اجتهادية بامتياز، وقليل ما يعتمدون على النص. لماذا؟ لأنه الظروف تتغير، الشقاق بين الزوجين يتغير وحكم المعسر يتغير، فلذلك كانوا هم أصحاب واقع جديدة أو وقعة جديدة ومستجدة، فلذلك اضطروا إلى أن يكونوا يعني من أصحاب أهل الرأي. إذن هم كانوا أوفياء للنقل وكانوا أوفياء لقضية التأويل أو التفسير بالمأثور، ولكن كانوا هم من أسسوا لنا قضية الاجتهاد، هم من وضعوا اللبنة الأولى في أن ننطلق بفتوح جديدة
وأن ننطلق بمفاهيم جديدة. النص الذي نحن نتفاعل معه إلى يوم القيامة. ولذلك أعمال الصحابة كانت من أفضل الأعمال التي قدمت في تاريخ الإسلام. ولكن السؤال الذي طرح والذي ختمت به الورقة، هل أن الذين كتبوا بعد ذلك في التفسير يعني حافظوا على النمط الاجتهادي في استنباط الأحكام عند التابعين، أم أنهم يعني اكتفوا بما قاله التابعي كحجة في التفسير؟ وهو سؤال كبير، سؤال يعطينا ترجمة يعني عن واقع التفسير في العصر الحديث خاصة أو في عصور التقاخر الحضاري. ولذلك عندما نحن نفتقد يعني التفاعل الصحيح والرسمي مع النص القرآني، نفتقد كل الأساليب التي توصلنا إلى المعنى أو إلى استنباط الحكم الذي يعني يستحقه الواقع المعاش. يعني هذا باختصار شديد الورقة، فهي تمشي في هذه النقطة أو تمشي في هذا المحور، وهي يعني كتابة من الكتابات الفكرية التي لها علاقة بتاريخ التفسير. وشكرا جزيلا سيد الكريم، ومعذرة على التأخير. Halit hocamıza tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii süre olsa belki bir saat konuşacak hocamız. Tabii belli bir süre içerisinde yapmamız gerekiyor. Belki tebliğleri sunarken o süreyi de dikkate alarak sunmak gerekiyor. Hocamıza tebliğinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Halit hocamızın sunmuş olduğu tebliği müzakere etmek üzere Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doçent Doktor Bayram Demircigil hocamıza sözü takdim ediyorum. Süremiz 15 dakika. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Öncelikle bütün hocalarımızı, öğrencilerimizi, katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hemen ifade edeyim ki hocamız gayet güzel, kapsamlı, açıklayıcı, toparlayıcı bir güzel bir sunum yaptı. Ortaya koyduğu tebliğ metninde de bunu açıkça görüyoruz. Yalnız konuşmasında tabii vaktin sınırlı olması nedeniyle çok fazla ayrıntıya giremedi. Ve sanıyorum hiçbirimizin burada itiraz edemeyeceği yöntemle ilgili bazı açılımlar yaptı. Güzel noktalara değindi. Mesela işte klasik metottan bahsetti. Bunun karşısında modern batıdaki işte hermenötik yöntemine atıfta bulundu. Tefsir tarihi bağlamında işte sosyokültürel perspektifin dikkate alınması gerektiğinden, tarihi ortamın, çerçevenin nazara itibar alınması gerektiğinden bahsetti. Ve tabii bu bize ulaşan nasların doğruluğunun teyidi sadedinde önem taşıdığını dile getirdi ve bu arada şunu da söyledi. Şimdiden bunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Zehebi'nin yaklaşımlarını, perspektifini esas aldığından İbn-i Teymiye'ye, oradan da İbn-i Teymiye'ye uzanan bir anlayış, bir çizgiyi savunduğunu ya da benimsediğini ifade etti. Ve daha başka pek çok konuya tabii değindi. Bunların hepsine ben şu anda burada değinecek değilim ama dediğim gibi hocamızı öncelikle tebrik ediyorum. Bu güzel çalışmasından, kıymetli çalışmasından dolayı ve sahinin meşhur olmasını diliyorum. Ve şimdi yapacağımız bu değerlendirmelerin de bir katkı olarak kabul edilmesini, bir geliştirmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilmesini ümit ediyorum. Peki
Hocamız aslında anlattı ama ben kısaca ne anlattığından çok kısa bir şekilde ya da neyi anlatmayı murad ettiğinden önce bahsedeyim. Yani genel olarak tebliğde. Şimdi tabi'in alimleri ayetleri tefsir ederken rivayet ve aklı kullanmada ne gibi bir çaba göstermişler? Yani hem rivayeti hem aklı ve bunların muamelat hükümleriyle ilişkisini karşılaştırmalı ve eleştirel olarak inceleyeceğini bildiriyor. Ve bunu da iki noktayı nazardan, iki başlık altında ele alacağını söylüyor. Bunlardan bir tanesi tabi'in tefsirinin teorik çerçevesi, az önce de bunu ifade etti. İkincisi de tabi'in tefsirinde içtihat. Yani bu iki başlık mihverini oluşturuyor bu tebliğin. Ana mihverini oluşturuyor ve bunu iki ayetle, yani bir tanesi işte Bakara suresinin 280. ayeti, işte ödeme gücü olmayan borçlunun borçluya süre tanınması ile ilgili olan ayet. İkincisi de aralarında anlaşmazlık bulunan eşlerle ilgili bir hakem tayini. Burada hakem tayinini yapacak olan merci kimdir? Veli midir? Karı koca mıdır? Yoksa devlet midir? Bu husustaki tartışmalar. Bu muvacehede aklı kullanmalarının sınırlarının ne olduğunu inceleyeceğini, racih bir kavle ulaşmada nakli ortaya koyarlarken aklın rolünün ne olduğunu belirleyeceğini, akılla nakli nasıl uzlaştırdıklarını, tabi'in ekolünün reyle tefsir kapısını açıp açmadıklarını, yani özellikle bunun üzerinde duruyor ve Kur'an'ı anlamada diğer ilimlerden yararlanıp yararlanmadıklarını ortaya koyacağını tebliğinin başında vaat ediyor. Yani bu şekilde yapacağını söylüyor. İşte kendisi de az önce ifade ettiler. Çalışmada işte analiz, eleştiri, karşılaştırma, mukarene yapacağını zaten peşin peşin ifade ediyor. Şimdi burada tabii hemen sözü adet olduğu veçile Hazreti Peygamber'den başlatıp sonra sahabeye, oradan ondan sonra da tabiine getirmek gibi bir üslubu benimsiyor. Ve bunu da tabii ki yine başta da söylediğimiz gibi İbn-i Teymiye'nin bakış açısına dayandırıyor. Çünkü biliyorsunuz İbn-i Teymiye'nin hani tefsiri şöyle, tefsire yönelik şöyle bir bakış açısı var. Yani tefsir rivayettir. Temelde böyle bir bakış açısı var. Yani tefsirin rivayete tefsiri rivayete indirgeyen bir bakış açısı var ve bunu da işte tefsirul Kur'an bil Kur'an, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın sünnetle tefsiri, Kur'an'ın sahabe kavliyle tefsiri, Kur'an'ın tabi'in kavliyle ve Kur'an'ın etba'u tabi'in kavliyle tefsiri şeklinde bir formüle ediyor. Yani İbn-i Teymiye'nin genel bakış açısı böyle. Şimdi burada tabii şunu özellikle yeri gelmişken vurgulamak gerekiyor. Aslında olayı bu şekilde başlatmak kanaatimizce, yani bu tebliğde ileri sürülen tezi çok da desteklediğini kanaatimce söyleyemeyiz. Neden? Çünkü o rivayet vurgusu yapıyor. Biz ise tabiinin ısrarla aklı kullandığından, içtihat yaptıklarından, nazar ve istinbatta bulunduklarından filan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ikisi arasında tam bir uyum olduğunu söyleyemiyoruz. Kaldı ki şuradan da girilseydi belki o bakış açısı biraz daha temellendirilebilirdi. Tefsirul Kur'an bir Kur'an başlığında, yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri başlığında bunun da bir akli yönünün olduğu, genelde bu hani rivayet tefsiri olarak kabul edilme gibi bir alışkanlık var ama kanaatimizce bu da çok isabetli bir yaklaşım değil. Çünkü yani âmın tahsisi diyoruz. İşte özellikle fıkhi içtihat bağlamında. Mutlakın takyidi diyoruz. Mücmelin tafsili diyoruz. Beyanı diyoruz. Bütün bunlar da
hangi ayetin hangisini takyid ettiği, tahsis ettiği, tafsil ettiği noktasında bir akıl yürütme, bir nazar ve içtihat konusu ortada. Ve ayetler arasında irtibatı kurarken de ister istemez bir akıl yürütmeyle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla da bunu sadece bir rivayete indirgemek, verili bir durum olmasından hareket ederek, yani ortada işte ayetler var ve bu ikisi arasında irtibat, ama bu irtibat nasıl sağlanacağı konusunda ister istemez tabii ki akla müracaat edilecektir ve farklı müellifler ya da alimler arasında da bu hususta ihtilaflar vaki olacaktır. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Evet. Ve sözü yine İbn-i Teymiye'nin rahimehullah, hani şunu da ifade edelim, hani biz İbn-i Teymiye'nin yaklaşımlarının tamamen devre dışı bırakılmasını savunmuyoruz tabii ki. Yani İbn-i Teymiye de kalemle kılıcı aynı anda kullanan, hem cihat meydanında hem ilim erbabı arasında son derece yetkin bir şahsiyet olarak İslam tarihinin parlak simalarından birisi. Yani bunu inkar edemeyiz. Hiç kimse bunu inkar edemez. Ve biz hiçbir alime, hiçbir ilim adamına, şahsiyete kategorik olarak, kategorik retçi bir tavırla yaklaşamayız. Bu doğru bir bakış açısı değil. Yani bu ideolojik bir bakış açısı. İlim dünyasında böyle ideolojik yaklaşımların çok fazla yeri olmaması gerekir diye düşünüyoruz. O bakımdan İbn-i Teymiye ile ilgili, ama tabii ki görüşlerini elbette değerlendirme hakkımız bakidir. Bunu ifade edelim. Şimdi ihtilafla ilgili de mesela İbn-i Teymiye'nin şöyle bir yaklaşımı var. Diyor ki sahabe arasında özellikle ayetlerin yorumlarında, tefsirlerindeki ihtilaf sadece tenevvü ihtilafıdır. Tezat ihtilafı diye bir şey söz konusu değildir. Birkaç tane varsa da onlar tenevvü ihtilafına irca olunur. Yani böyle bir bakış açısı var. Ve hocamız da sunumunda, yani daha doğrusu tebliğinde bu bakış açısını sahipleniyor. Ama mesela bunun tam olarak böyle olmadığının ifade edilmesi lazım. Çünkü sahabe arasında da gerçekten ayet yorumlarında farklı farklı görüşler var. Özellikle tefsir kitaplarının çoğu, özellikle rivayet tefsiri dediğimiz şey nedir? Bunun en az %70, %80'ine, %75'lik oranı, hatta bunun oranı da veriliyor, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Mesud'un tefsir rivayetlerinden oluşuyor. Geriye kalan diğer sahabiler ve tabi'in. Yani daha doğrusu sahabe bağlamında söyleyecek olursak, ben sahabe bağlamında bunu söylüyorum, tabi'in olarak demiyorum. Yani sahabeden nakledilen tefsir rivayetlerinin çoğu, tefsir kitaplarına baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Bu ikisi arasında gerçekten de çok farklı görüşlerin olduğu ortada. Yani birbirinin aynısı olduğu ya da birbirinin işte tenevvü ihtilafı olduğu yerler de mutlaka vardır, ama tezat ihtilaf olduğu yerler de var. Peki o zaman İbn-i Teymiye rahimehullah neden acaba böyle bir yaklaşım benimsemiş? Çünkü kriz dönemleri, gerilimli dönemler, yani son derece İslam dünyasının en sıkıntılı zamanda, kriz çağında yaşıyor ve çözüm üretmeye çalışıyor. Nedir kriz? Ya bir taraftan Haçlı savaşları, bir taraftan Moğol istilası yetmedi, bir de kendi içimizi kemiren batınilerin arkadan hançerlemeleri, daha birçok sıkıntılar, sorunlar. Tabii o ne yapıyor? Köklere dönmek ve o krizi aşma konusunda asli kimliğimizi ve hüviyetimizi muhafaza etme noktasında bir hassasiyet ortaya koyuyor ve selefi salihin kavramlaştırmasını yapıyor. Şimdi bu nedir? Bu kriz döneminin bir anlayışıdır, bir bakış açısıdır. İbn-i Teymiye'nin bakış açısı. Ancak biz bunu, bu anlayışı ilelebet sürdüremeyiz. Yani biraz daha serin kanlı, biraz daha soğuk kanlı, sakin değerlendirme ve yorumlara, ilmi, bunu ilmi olmadığını söylemiyoruz ama biraz daha sakin yorumlara ihtiyaç vardır. Yani bu durumu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın yapmış olduğu bu değerlendirmelerin bir kez daha gözden geçirilmesi ve hocamız da zaten
Arap-İslam düşüncesi üzerinde son derece etkili bir şey olduğunu söylüyor. Evet, bu belki doğrudur yani. Gerçekten de İbn-i Teymiye'nin modern de dahil olmak üzere modern Arap düşüncesi üzerinde çok ciddi, İslam düşüncesinde çok ciddi etkileri olmuştur. Ama bunların da tartışılması lazım. Yani bunların da böyle düşünülmesi, üzerinde biraz çalışılması lazım. Tedvin ve kitabet meselesine gelince, tedvin ve kitabetle ilgili de tabi'in döneminde bazı çalışmalarla karşılaşıyoruz. Mesela Mücahit bin Cebr'in, işte İbn Abbas'ın sözlerini ilk tedvin ettiği, ilk olarak tedvin eden kişinin tabi'in müfessiri Mücahit bin Cebr. Yine Said bin Cübeyr'in, yani büyük tabi müfessir, bir tefsir kitabı olduğu. Tabi günümüze ulaşmamıştır. Gerçi Tefsir-i Mücahit diye bir derleme şu anda elimizde var olan bir eser mevcut. Tefsir-i Mücahit rivayetleri var. Ama mesela bazı tabiine işte Süddi'den, Katade'den, Tavus'tan, bunlardan nakledilen tefsir rivayetleri de olduğu, kitapları olduğu filan kaynaklarda yazılı ama tabi bize kadar ulaşmadığı anlaşılıyor. Yani en azından şu anda elimizde yok. Dolayısıyla yani tefsir ve kitabet o dönemde de yani tedvin ve kitabet o dönemde de olduğu anlaşılıyor ama bir yerde sanki bunun aksi bir ifadeyle karşılaştığımı düşünüyorum, görüyorum daha doğrusu. Evet, çok fazla da uzatmak istemiyorum ama bir önemli bir iki husus daha var. İzninizle onları da vurgulamak istiyorum. Şimdi sahabe rivayetlerinin hiçbir tasnife girişmeden, hiçbir ayrım yapmadan vahiy olarak telakki edilmesi mümkün müdür? Sahabeden gelen rivayetler. Şimdi mesela İbn-i Teymiye'ye bu hususta, yine İbn-i Teymiye'ye atıfta bulunularak bu hususta böyle bir yaklaşımı olduğu söyleniyor ama baktığımızda İbn-i Teymiye'nin böyle bir sarih bir beyanını göremedim ben. Yani bunun vahiy olduğunu, evet önemli olduğunu söylüyor. Hatta Selefi Salihinden hiç kimse ne sahabe ne tabi'in o döneme ait olan alimlerin görüşlerini bir kenara atmadıklarını, Kur'an'ın sarih beyanıyla çelişmediklerini, akılla işte aklı savunmak uğruna nakli heba etmediklerini falan böyle açıklamalarda bulunuyor. Ve sahabe ve tabi'in döneminin nüzul dönemine yakın olması itibariyle değerli, kıymetli olduğunu, önemli olduğunu vurguluyor. Birçok yerde söylüyor. Ama bu demek değil ki bunların, bu rivayetlerin hepsi şeydir. Yani nedir? Bunlar vahiydir. Vahiyden hepsi vahiydir demek çok aşırı bir ifade olur diye düşünüyorum. Bu hususta biraz daha ihtiyatlı olunması en azından, hani işte diyelim ki hocamız da burada mebde ve mead, işte ahiret ahvali, gaybiyat, mugayyebat konularında gelen rivayetleri belki bu çerçevede değerlendirmek mümkün olsa da tefsir rivayetlerini topyekun olarak bir vahiy gibi değerlendirmek bu durumda içinden çıkılma sorunları beraberinden getirecek. Çünkü bu sefer o rivayetlerden bir kısmını reddeden sahabiler vahiyi mi reddetmiş oluyorlar gibi bir problem. Tamam hocam, toparlıyorum. Dolayısıyla bu ifadeleri biraz daha esnetmekte yarar var. Çünkü bu tür okuma rivayetleri bir ideolojik okuma şeklinde bir kavramlaştırmayı beraberine getiriyor. Yani bizim rivayetlerin Kur'an'ı sahih bir şekilde anlamamızda vazgeçilmez bir malzeme olduğunu söylememizle bunların vahiy olduğunu söylememiz arasında fark var. Şimdi gerçekten diyoruz ki gerçekten bu rivayetler çok önemli. Hani Kur'an bir çerçeve mana, en azından bir çerçeve mana sunması açısından gerçekten çok önemli. Ama bunları vahiy dediğimiz zaman işte o zaman işin içinden çıkılmıyor. Başka söyleyeceğim hususlar da olmakla birlikte sonuç bölümüne geliyorum. Kısaca ifade edeceğim değerli hocam izninizle. Şimdi sonuç bölümünde de işte Arap dili ve lehçelerinin, Arap dili lehçeleri hakkında malumat sahibi olmanın da Kur'an'ın delaletlerini, bağlamlarını anlamada ve kavramada bize çok önemli bir malzeme sunacağından bahsediliyor. Ama bununla ilgili bir örnek mesela maalesef tebliğde
göremedik. Ondan sonra bazı mesela müfessir ravilerin, daha doğrusu tabiin alimlerinin rivayete ters düştüklerinden bahsedildi. Yine bazı müfessirlerin sonuç bölümünde söyleniyor bunlar. Bazı müfessirlerin rivayetleri suistimal ettiğinden bahsediliyor. Peki bunlara dair örneğimiz var mıdır? Bir de şöyle bir öneride bulunuluyor. Deniyor ki bu hususta ansiklopedik bir çalışma yapılması lazım. Yani tabiin tefsirini ihtiva eden bir ansiklopedik çalışma yapılması lazım diyor. Tabii böyle bir ihtiyaç var ama bu hususta yapılmış, yani doğrudan tabiin tefsiri diye belki bir çalışma yoksa da sahabe tabi mesur tefsir, yani rivayet tefsiri bağlamında elimizde Müsait bin Tayyar ile işte Hikmet Beşir hocamızın da çokça atıfta bulunduğu Hikmet Beşir'den Meşir'in hazırlamış olduğu böyle ansiklopedik mahiyette çalışmalar var şu anda elimizde mevcut. Tabi hocamızın kastı başka olabilir, onu bilmiyorum. Evet, son olarak teşekkür ediyorum. Çok yine de çok güzel bir çalışmaydı. Hakikaten bir çerçeve sundu, bir meseleyi gündeme aldı, derli toplu bir çalışma ortaya koydu. Dikkatli bir çalışma. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Dikkatle dinlediğiniz için tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Biz de değerli müzakeresi için Bayram Demircigil hocamıza teşekkür ediyoruz. Tebliğ ve müzakereler sona erdi. Ancak tebliğci hocalarımıza bir 2-3 dakika süre verip belki müzakerelerle ilgili değerlendirmeleri olabilir. Arzu edersiniz. Buyurun hocam lütfen. Hocam şeyle ilgili, hocamızın bahsettiği diğer kıraat imamlarına yer verilmemesiyle ilgili. Tebliğin başında da bahsettiğim gibi kabul görmüş genel kıraat-ı aşer üzerinden gittim. Onun haricinde şaz görülen ve sayıların 25-30'a ulaştığı kıraat imamları da var. Hacmi küçük tutmak adına böyle bir kısaltmaya gittim. Tebliğin başında bunu söylemiştim. Bir diğer şey de hocamız kıraatlerin menşei konusunda lehçesel kabilelere verilmiş ruhsat diye bahsetti. Bu benim kabul etmediğim bir görüş. Benim görüşüm kıraatlerin tamamının vahiy kaynaklı olduğunu, yani Cebrail bizzat Kur'an-ı Kerim'i hem bu şekilde hem de diğer şekilde okuduğuyla ilgili. Eğer diğer türlü sadece ruhsat olarak kıraatleri ele alırsak 3-4 problem çıkıyor. Bunlardan birincisi, bizim şu an namazda okuduğumuz kıraat peygamberin ruhsat verdiği mi, Rahmani olan Allah'ın indirdiği mi? Yani biz okuduğumuz Rahmani mi, insani mi? Kıraatleri bir sefer ilahi boyuttan çıkarmış oluruz. Ya da hangisi Rahmani, hangisi ilahi? Bunun tereddüdünde kalırız. İkincisi, sadece kabilelere verilmiş ruhsat olsaydı Peygamber Efendimiz'in bulunduğu coğrafyanın dışındaki kabileler göz ardı mı edildi Peygamberimiz tarafından? Onlara neden bir ruhsat gelmedi? Üçüncüsü de bu problem, eğer kıraatleri sadece ruhsat bağlamında görürsek şu görüşü biraz daha kabullenmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı peygambere ait, manası Allah tarafından indirildi. Lafzı ona ait görüşünü biraz daha temellendirmiş oluruz. Onun için kıraatlerin kaynağı, menşe konusunda acizane benim görüşüm kıraatlerin vahiy temelli olduğu. Teşekkür ederim. Peki. Hocamız cevap vermek istiyor. Bir dakikada lütfen, zaman çok daraldı hocam. Şimdi benim maksadım kıraatlerin vahiy kaynaklı olmadığı değildi. Böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olmak istemem. Tabii kıraatı sebanın özellikle belki aşere için bunu söyleyemeyebiliriz. Kıraatı sebanın tamamının vahiy kaynaklı olduğuna ben inanıyorum. Ancak vakada şöyle bir şey var. Bu farklı ferşler, okuyuşlar hangi şartlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından gündeme getirildi. Bununla ilgili ben farklı kabilelerin Arap coğrafyasında, Arap Yarımadası'ndaki farklı kabilelerin okuyuşlarında onlara kolaylık sağlamıştır. Netice itibariyle bunu söylüyorum. Yoksa kıraatlerin menşeinin vahye dayanmadığını asla böyle bir şey söylemedim.
Böyle bir şey mi herhalde anlaşıldı? Bunu düzeltmek Peki. istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ustaz Halid, 3 dakika. Fakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yani أشكر سيدي الكريم على هذه القراءة العميقة التي فعلا قرأ الورقة. أقول أنك قرأتها. نعم. قضية الوحي هي أنا لم أقل أن التابعي لم أقل في الورقة أن التابعي هو من ضمن الوحي. قلت وأكرر هذا الكلام أن ابن تيمية استدل بقول أو بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ألفاظه. إذن ومعانيه. إذن وهذا من قبيل الوحي. والتابعون قد ورثوا هذه المعرفة. إذن هم ورثوا معرفة الوحي. وهذا الذي ذكرته في الورقة. نعم قول الصحابة. نعم والتابع بعد ذلك ورث هذه المعرفة. وكلامك في هذا الأمر صحيح. ولذلك عندما استدل ابن تيمية بقوله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم فقد ورث الصحابة هذا المشروع. قد ورثوا من النبي وهم يورثون هذا للتابعين. إذن هم في مشروع الوحي. هم ليسوا لا يتقبلون أنما هم في مشروع هذا الوحي. فلذلك وهو قول ابن تيمية. وكذلك ذهب معه الذهبي في هذا الموضوع. ذهب معه الذهبي. هذا بالنسبة للأمثلة التي اخترتها في الدراسة. أنا ذهبت إلى قضايا الأحكام لأنني أريد أن أبين أن التابعين قدموا اجتهادات. نعم استندوا إلى بعض الآراء متاع بعض الصحابة ولكن كل الأقوال متاعهم هي جملة من الاجتهادات لأن هذه الاجتهادات لها علاقة بفهم النص. ولذلك كان مجموعة تتجه إلى اعتماد النقل ومجموعة أخرى تتجه إلى اعتماد العقل. ونظمت هذه الورقة في هذا السياق حتى أبين أنه في قضايا الأحكام أن الاعتماد على الاجتهاد واستنباط الأحكام هو المقدم لديهم طبقا للظروف التي يعيشون فيها. بالنسبة لل يعني لم أدافع عن ابن تيمية أرجع أنا لم أدافع عن أنا مباحث. أنا أرى ابن تيمية كتب وأرى مستشرقا كتب وأرى زيدا كتب فقط لا أدخل فيهم. ولذلك عندما أنصح طلبتي وأعطيهم مقالا أو أعطيهم كتابا أنصحهم بنصيحة واحدة أقول اقرأوا هذا الكتاب ولا تلبسوه. ليش تلبس الكتاب؟ اقرأ لكي تفهم السياق الذي كتب فيه هذا الكاتب هذه الكلمات وهذه الأفكار. أنا هكذا أضع هؤلاء الناس أمامي وأرتب أفكارهم وأحاول أن أقارن وأن أضع النقطة التي يلتقون فيها والنقطة التي يختلفون فيها ولماذا يختلفون. هذه منهجيتي التي أنا استعملتها في الورقة. ومع هذا أشكرك شكرا جزيلا على أنك قدمت هذه النصائح وأشكرك أنت أيضا وشكرا أستاذ على رئاستك لها. شكرا بارك الله فيك. Salondan eğer katkı sunmak isteyen hocalarımız varsa kısaca olmak üzere söz alabilirler. Çünkü vakit daraldı. Saat 15'te diğer oturum başlayacak. Arada namaz ve yemek molası olacağı için zamanı tasarruflu kullanmak zorundayız. Hocamız, İlyas hocamız arzu etti. Hocam ben kıraat ilmiyle ilgili kısa bir hatıramı anlatayım. Hocalarımıza katkıda bulunur. Şimdi 2005 veya 6'ydı. Şimdi tefsir ve kıraat aynı anabilim dalı olduğu için tefsir hocalarını bir türlü Kur'an-ı Kerim dersine girdiremiyoruz. Girmek istemiyorlar. Biz tefsir dersine girmek istiyoruz. Allah rahmet etsin Raşit Küçük Hoca'yla. Ya düşündük dedik ki bunların birçoğu buraya kıraat hocası şeyiyle geliyor, anabilim dalına giriyorlar. Sonradan tefsire hep kayıyorlar.
yani şey demedim mesela Ömer Çelik Hoca gibi. Sonra hoca dedi ki ben burada bir iyilik düşüneceğim. Raşit Hoca nedir? Ben dedi YÖK'e bu kıraatın tefsirden ayrılmasını öğreneceğim dedi. Ve bir hoca doğrudan kıraat hocası olarak gelsin, girsin ve orada dursun dedi. Öyle önce sözlü görüşmeler yaptı, sonra yazılı bir takım şeyler oldu. Ondan sonra da işte Marmara'da ve İstanbul'da hemen kıraat ana bilim dalları kuruldu. Bu da böyle bir kısa katkı olsun. Peki Raşit hocamız. Hocam ilk kuruluşu Çanakkale İlahiyat'ta iken gerçekleşti. Acizane ilk tayin edilen hoca olarak ben oldum. İstanbul ve Marmara sonradır hocam. Tavsiye yani, edeyim. Ben daha hiç yokken o baştan öyküsünü anlatmak evet, istedim. Peki, teşekkür ediyoruz. Şu hocamıza lütfedin. Tefadda. Bismillah. Euzu an eşkur fadilet üstad Halid etaha li fırsat إثارة قضية حينما أثار قضية التأويل والهرمونيتيقا أنا لا أتوجه إلى ما عنده لأنه على وعي ولكن هذه فرصة لإثارة هذه القضية في الدراسة دراسة أو استدعاء هذا المنهج في دراسة النص الإسلامي لأن أصلا هذا منهج ولد في الغرب لدراسة النص الديني أو النص الغربي وخصوصا النص الديني لأن النص عندهم يحمل تناقضات يصادم العقل والفهم والنظر والتأمل ولذلك ابتدعوا هذا المنهج للخروج من تناقض النص وتطور عندهم كثيرا مع سبينوزا ومن شايعه ومن خدم مشروعه وما عند عندما هاجر عندنا على أكتاف من شايع هذا المنهج في العالم الإسلامي العربي لتطور إلى قضية موت النص وثم موت صاحب النص فأدى إلى تفجير النص وتفجير المعنى لكن عندنا خصوصا فيما يتعلق بالنص الديني النص واضح ولا يحمل تناقضات تفسيره يعتمد آليات منها آلية اللغة لأنه محمول في الألفاظ المعنى في الألفاظ فهي حصون الألفاظ وحصون المعاني تقتحم هذه الحصون بالقواعد قواعد اللغة ولذلك هذا الأصل الأول التفسير الأول والبيان الأول فهذا هو اعتماد اللغة ثم قواعد أخرى فيما ابتدعه الدارسون العلماء في مراعاة قواعد كثيرة جدا لا أطيل بها ولكن هنا اعتبار اللغة وله أطراف وذيول و مسائل كثيرة جدا حتى أنه لا بد من مراعاة المعنى المراد للشارع في اللفظ إنه عندك اللفظ وهناك نص وهناك معنى على كل حال هذه إثارة سمح بها المقام Şükran. Şükran. Vaktimiz tamamlandığı için artık salondan herhangi bir talep almayacağız. Böylece 5. oturumumuzu burada nihayete erdirmiş olduk. Bir sonraki oturumda görüşmek ümidiyle katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca tebliğci ve müzakereci hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi takdim ediyorum.